Osmanlı ordusu, Kumanova ve Manastır'da Sırplar, Yenice'de Yunanlılar karşısında bozguna uğramıştı. Osmanlı askerlerinin büyük bir bölümü dağınık vaziyette Yanya'ya kaçmış, adeta sığınmıştı. Dört Aralık'ta da Yanya'daki Türk savunma mevzilerine taarruza başladı. Bu sırada Osmanlı'ya bir darbeyi de Arnavut milliyetçileri indirdi. Osmanlı Meclisi'nde milletvekili olan İsmail Kemal Vulora'nın liderliğinde Avlonya şehrinde Arnavutluğun bağımsızlığını ilan ettiler. 1913 yılına girildiğinde Yanya Savaşı devam ediyordu. Askeri uzmanlara göre Esat Paşa asker sayısı bakımından 3, silah bakımından 5 misli üstünlüğü olan Yunan ordusuna karşı Yanya'yı kahramanca savunuyordu. Bütün ordu aç ve bitkin durumdaydı. Esat Paşa 6 Mart 1913'te teslim olmak zorunda kaldı. Yanya teslim olduğunda Rumeli'de Osmanlı bayrağının dalgalandığı tek bir yer kalmıştı. Bugün Arnavutluğun bir vilayeti olan İşkodra. İşkodra Kol Ordusu Kumandanı Hasan Rıza Paşa, Karadağ ve Sırp ordularına karşı 29 Ekim 1912'den hain bir kurşunla şehit düştüğü 31 Ocak 1913 gününe kadar hiçbir yardım almadan İşkodra'yı kahramanca savundu. Bu sırada Osmanlı, Sırbistan ve Bulgaristan'la 3 Aralık 1912'de bir ateşkes imzalamıştı. Hasan Rıza Paşa bu ateşkese uymadı. Ne var ki Hasan Rıza Paşa 30 Ocağı 31 Ocağı bağlayan gece uğradığı suikastle hayatını kaybetti. Hasan Rıza Paşa'nın ölümünden sonra İşkodra direnişi bir süre daha devam etti. Bu sırada Esat Toptani Karadağlılarla temasa geçti. 22 Nisan 1913'te İşkodra'yı Karadağlılara teslim etti. Büyük güçler nüfusunun çoğunluğu zaten Arnavut olan İşkodra'yı Arnavutluğa verdiler. Alman prensi Wilhelm'i de Arnavut kralı yaptılar. İşkodra'nın düşmesiyle Doğu Rumeli'deki son ay yıldızlı bayrak da indi. Çatalca'ya kadar gelerek İstanbul'u tehdit eden Bulgar ordusu dedik. Evet, düşman başkente sadece 30 kilometre uzaktaydı. Balkan Savaşı artık Osmanlı'nın Rumeli'de tutunma mücadelesinden çıkmış bir varoluş kavgasına dönüşmüştü. Başka bir deyişle asıl savaş şimdi başlıyor. Askeri tarihimizin en ağır bozgunlarına sahne olan Balkan Savaşı'nı anlatmaya devam ediyoruz. Savaş, 4 Balkan devletinin Osmanlı'ya karşı ittifak kurmasının ardından başlamıştı. Karadağ ve Sırbistan orduları, İşkodra ve Kosova vilayetleriyle Manastır'ın kuzeyini ele geçirmişti. Yanya ve Selanik vilayetlerini alan Yunanistan da aynı zamanda Manastır'ın güneyini işgal etmişti. Bulgaristan cephesinde yaşananlara geçmeden önce savaşın ilk gününe dönüp büyük devletlerin diplomasi oyunlarına bir göz atalım. 8 Ekim 1912'de Karadağ Osmanlı'ya savaş ilan etmişti. 2 gün sonra, yani Osmanlı'nın bozgunları henüz başlamadan 5 büyük devlet, Avusturya, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya, Osmanlı'ya karşı ittifak kuran 4 Balkan devletine ve Osmanlı İmparatorluğu'na birer nota verdiler. Savaşa karşı olduklarını söylediler. Osmanlı'dan Balkanlarda reform yapmasını istediler. En önemlisi, eğer savaş çıkarsa
Osmanlı'nın Balkanlardaki sınırlarının değişmeyeceğini bildirdiler. Böyle yaptılar çünkü Balkan devletlerinin yenileceğini düşünüyorlardı. Perişanlı ordu, perişanlı asker, haydi Gazanfer, ummar safler, bir elle kalkan, bir elle hançer, serhadde doğru ey şanlı asker. Büyük devletler Osmanlı'nın muhtemel bir Balkan Savaşı'nı kazanabileceğini düşünmüştü. Zira 1897 yılındaki Türk-Yunan Savaşı'nda Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazanmıştı. 1907 yılında İngiliz Genelkurmayı istihbarat bilgilerine dayalı olarak hazırladığı senaryoda muhtemel bir Türk-Bulgar Savaşı'nda eğer Bulgaristan Rusya tarafından desteklenmezse zaferi Türklerin kazanacağı sonucuna varmıştı. Balkan ülkeleri Osmanlı'ya karşı ittifak yapıp savaş hazırlıklarına başladığında hiç kimse Osmanlı ordusunun dört küçük Balkan devleti karşısında korkunç bir hezimete uğrayacağını düşünmüyordu. Bir kere şunu söyleyeyim, hiç kimse Osmanlı ordusunun böyle bir yenilgi uğrayacağını tahmin etmiyordu. Hatta büyük devletler bu savaş öncesinde bir nota verip yani statükoyu değişmesini tanımayacağız dedikleri zaman korktukları Osmanlı'nın savaşı kazanmasıydı. Yani en azından Osmanlı'nın savaşı kazanacağı ya da yani durduracağı bu Balkan ordularını, ufak tefek Balkanlıların başarılar kazanabileceği, onun ötesinde bir şey olmayacağını düşünüyorlardı. Çünkü Osmanlı ordusu kağıt üzerinde zayıf bir ordu değildi. Fakat Osmanlı ordusunun tabii ciddi bir sorunu vardı. O da askerini Balkanlardaki bir savaş durumunda cepheye götürebilmesiydi. Bilhassa Osmanlı ordusunun Uzak Anadolu vilayetlerinden ve Arabistan vilayetlerindeki yani Bağdat'taki, işte Şam'daki, Halep'teki birliklerini bölgeye nakletmesi çok uzun zaman alıyordu. Çünkü demiryolu sistemi çok gelişmiş değildi Osmanlı Devleti'nin. Burada büyük çapta Osmanlı Devleti'nin hızlı yapabilmesi için bu seferberliği uygulayabilmesi için deniz yolunu kullanması lazımdı. Fakat Averrof zırhlısının yarattığı avantaj nedeniyle Yunanlar da denize hakim olunca bu da yapılamadı. Mesela İzmir'den Selanik'e ve diğer yerlere asker nakletmek mümkün olamadı. Dolayısıyla hızla geliştiği için kriz ve bilhassa iddiaçıların böyle tahrikleri sonucunda da hükümetin istememesine rağmen savaş daha hızla başladığı için, çünkü biraz daha savaş geç başlayabilseydi belki daha fazla Osmanlı askeri cepheye nakledilmiş olurdu. Yani Osmanlı ordusu kağıt üzerindeki üstünlüğünü Balkan Harbi'nde gösteremedi, sayısal üstünlüğünü gösteremedi. Ve bazı yerlerde eşit, bazı yerlerde Balkanlıların üstün olduğu ordulara karşı savaşmak durumunda kaldı. Başkumandan vekili Nazım Paşa da Osmanlı'nın savaşı kazanacağına inananlar arasındaydı. Dışişleri Bakanı Gabriel Noradunkyan Efendi başta olmak üzere Sadrazam Ahmet Muhtar Paşa ve hükümeti savaşa karşıydı. Önlemeye çalışıyorlardı. Başkumandan vekili Nazım Paşa ise Bakanlar Kurulu toplantısında ordunun hazır olduğunu, bir haftada Bulgaristan'ın başşehri Sofya'ya girebileceğini söylüyordu. Harbin ilanından itibaren bir haftaya kalmaz Filibe ve Sofya'da Osmanlı bayraklarını görürsünüz. Trakya'da hazırlıklarımız tamamdır. Savaş derhal ilan edilmelidir. Nazım Paşa Sofya Fatihi olacağından o kadar emindi ki subaylara da şu tavsiyede bulunuyordu. Merasim elbiselerinizi yanınıza almayı unutmayın. Çünkü iki ay sonra Sofya'ya girerken ihtiyacınız olacak. Bu sırada üniversite gençliği Sultanahmet ve Bayezid meydanlarında harp isteriz diye mitingler yapıyordu. Bu mitingleri Talat Bey, Aka Gündüz, Bahattin Şakir gibi İttihat ve Terakki Partisi'nin önde gelen isimleri düzenliyordu. Gazeteci Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hüküm Gecesi adlı romanında danışıklı halk gösterisi dediği
Harp isteriz mitinglerinden birini şöyle anlatır. Bazı elebaşıları aralarına yarı üniversite gençlerinden, yarı miting halkından ve yarısı da bayağı sokak kalabalığından bir insan yığınını takıp Babali kapılarına dayandı. Bunlar Sadaret Dairesi'nin merdivenlerinin önünde hep bir ağızdan ''Harp isteriz, harp, harp'' diye bağırıyorlardı. Derken başbakanlık kapısının aralandığı görüldü. Azametli, iri yarı bir kumandan silüeti. Öfkeli ve aynı zamanda rahatsız edilmiş bir adam sesi. ''Ne bu gürültü, ne istiyorsunuz?'' ''Harp istiyoruz, harp istiyoruz. Milli namusumuz domuz çobanlarının oyuncağı olamaz.'' ''Harp istiyorsunuz öyle mi? Peki, yarından başlayarak hepinizi askere alacağım. Razı mısınız?'' Bir durulma ve susma anı. Sonra zoraki bazı sesler. ''Razıyız, razıyız. Biz miskinlik istemeyiz. Ya ölüm ya şeref.'' Osmanlı gazetelerinin çoğu da milliyetçi hamaset içindeydi. Yaklaşan savaşı, geçmişteki Osmanlı zaferlerini, fetihlerini anlatarak selamlıyorlardı. 2 Ekim 1912 günü İkdam gazetesinin manşeti, Balkanlarda seferberlikti. Hikmet gazetesi ise aynı gün, muharebe için ısrar etmeliyiz manşetiyle yayınlandı. Ertesi gün 3 Ekim 1912'de Sabah gazetesi, ''Harp bizim de işimize gelir'' manşetini attı. Sabah gazetesi bir gün sonraysa manşetinde ''Yaşasın harp'' başlığını kullandı. Alemdar gazetesi 9 Ekim 1912 günü ''Osmanlılar silah başına'' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı. Osmanlı'nın durumu hiç de dışarıdan görüldüğü gibi iyi değildi. Ordu iç isyanlarla yıpranmıştı. Daha düne kadar Arnavutluk ve Yemen ayaklanmalarıyla uğraşıyordu. 1908 meşrutiyet ihtilaliyle orduda cuntalar, politik kamplaşmalar meydana gelmiş, siyasi istikrar da bozulmuştu. Sık sık hükümet krizleri yaşanıyordu. Osmanlı, Balkan İttifakı'nı kuran dört ülkeye karşı dört cephede savaşa hazır değildi. Başkumandan vekili Nazım Paşa, buna rağmen belki de orduya moral vermek amacıyla taarruz stratejisini benimsiyor, ordunun Bulgar mevzilerine hücum etmesini istiyordu. Halbuki Batı Trakya'dan Edirne ve Karadeniz sahillerine kadar bütün Trakya'yı savunacak olan Doğu ordusunun kumandanı Abdullah Paşa, ordunun dört Balkan devletiyle savaşmak bir yana, sadece Bulgaristan'la çarpışmaya bile hazır olmadığı kanaatindeydi. Balkan devletlerinden sadece Bulgaristan'la bile başa çıkacak durumda değiliz. Silahlı kuvvetlerimizin hali perişandır. Düşmanı Çatalca'da durdurabilirsek başarıdır. Siyasete bulaşmak orduyu öyle bir kargaşaya itmişti ki, Şevket Süreyya Aydemir, Genelkurmay'daki bütün dolaplar arandığı halde, daha önceden hazırlanmış muhtemel harp harekat planlarının bir türlü bulunamadığını yazar. Aslında Osmanlı Genelkurmayı'nın dörtlü bir Balkan ittifakı halinde ne yapılacağına dair bir planının olduğu bile şüpheliydi. Osmanlı Devleti'nin üç Balkan Devleti'ne karşı planlarının olmadığı söylenir sıklıkla. Ben yani askeri tarihçi değilim, onun için bilemiyorum doğruluk derecesini ama birçok kaynak bunu belirtiyor ve diyorlar ki devletin bir mesela Bulgar-Sırp saldırısına karşı bir planı vardı ama üçlü bir saldırıya karşı devletin ciddi bir stratejik planı yoktu. Bütün bunlar son anda hazırlandı. Tekrar diyeyim, ben bunların doğruluk derecesini bilemiyorum ama bu da bir sorun olmuş olabilir. Fakat tabii bunun da ötesinde çok ciddi bir disiplin sorunu vardı Osmanlı ordusunun, yani ordunun çok fazla siyasete bulaşmasından. Gerçekten yani Osmanlı askeri tarihinin belki de en yüz kazartıcı yenilgilerine uğrandı.
Osmanlı ordusu Rumeli'deki batı cephesinde de, Trakya'daki doğu cephesinde de mağlubiyete uğrayacaktı. Bunun sebeplerinden biri, seferberlik tamamlanamadan savaşa girilmesiydi. Seferberlik planına göre Osmanlı Trakya'daki bir savaşta 479 bin asker çıkarabilirdi. Halbuki Bulgarlarla savaş başladığında Trakya'daki Osmanlı asker sayısı 115 binden ibaretti. Zira Anadolu'dan ve Arap vilayetlerinden yeterince asker getirilememişti. Edirne'yi savunmak için ayrıca 50 bin mevcutlu bir kolordu bulunuyordu. Batı cephesinde toplam 165 bin Osmanlı askeri vardı. Bu sayı savaş içinde Osmanlı Asya'sından getirilen askerlerle artacak, fakat hiçbir zaman düşmana karşı sayısal üstünlük sağlanamayacaktı. Bulgarlarla çarpışmanın başladığı 19 Ekim'de Edirne Kalesi dahil Trakya'daki bütün Osmanlı askeri 165 bindi. Buna karşı Bulgaristan'ın 250 bin askeri vardı. Bulgaristan, Makedonya'daki ordusundan ve Sırbistan'dan da istediği zaman takviye alabilecek durumdaydı. Bulgar Genelkurmay Başkanı General Fichev, savaşın uzaması halinde Osmanlı'nın Asya topraklarından asker getirip üstünlük sağlayacağını biliyordu. Onun için süratle sonuç almaya dönük hücum stratejisini benimsemiş, ordusunu buna göre hazırlamıştı. Resmi açıklamalarında hedeflerinin Edirne Kalesi'ni almak olduğunu söylüyordu. Asıl planı ise Edirne'yi kuşatma altına almak, sonra da hızla İstanbul'a doğru yürümekti. Öyle de yapacaktı. Ege Denizi'ne kadar uzanan Büyük Bulgaristan'ı kurma peşindeki Bulgarların hedefi, Trakya'nın tamamını kapsayan geniş Edirne vilayeti ve hatta İstanbul'du. Bunun karşısında bütün Trakya'yı savunacak olan Osmanlı Doğu Ordusu'nun kumandanı Abdullah Paşa'ydı. Bulgaristan'ın nizami ordusundan başka bir de sayıları 20 bini bulan çeteleri, komitacıları vardı. Bunlar daha savaş başlamadan Türk hududuna doğru harekete geçtiler. Gerek cephe gerisinde, gerek işgal edilecek Osmanlı topraklarında sivil Türklere karşı katliam ve tehcir eylemlerini, etnik temizlik harekatını bilhassa bu çeteler yapacaktı. Balkan Harbi'ni savaş muhabiri olarak izleyen Leon Trotsky, bunların yaptıkları zulümlerle kötü ün kazandıklarını belirtir. Bulgar çetelerinin içinde bir de gönüllü Ermeni çetelerinden oluşan bir Ermeni lejyonu vardı. Bulgar ordusunun emrindeki bu lejyonun komandanları, Karekin Terharutyunyan ve ileride Antranik olarak ün kazanacak olan Toros Ozanyan'dı. Antranik, 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'daki katliamlarıyla ünlenecekti. Karekin Terharutyunyan, Bulgar vatandaşlığına geçerek Nijde soyadını aldı. Sonradan Bulgaristan Komünist Partisi'ne katıldı. Sofya'da yaşadığı eve konulan Bulgarca kitabenin Türkçe tercümesi şöyle. Bulgaristan vatandaşı General Karekin Nijde, Ermeni ulusal kahramanı ve Makedonya Edirne direniş kahramanı 9 Eylül 1944 tarihine kadar burada yaşadı. 1955 yılında Sibirya'da öldü. Osmanlı ordusu iyi hazırlanamadığı halde savaşı kazanacağına inanan ve ısrarla taarruz stratejisi uygulamak isteyen Başkumandan Vekili Nazım Paşa'nın isteğiyle 17 Ekim 1912 sabahı Osmanlı Devleti Bulgaristan'a resmen savaş ilan etti. Böylece zaten başlamak üzere olan savaşta resmen öncelik alarak güya
güç gösterisi yaptı. Bulgaristan'da 18 Ekim'de savaş ilan etti. 19 Ekim'de fiilen çarpışmalar başladı. Bulgar Çarı olarak da anılan Bulgar Kralı Ferdinand Karl Leopold bir Alman prensiydi. Fransa İmparatoru Louis Philippe'in torunuydu. Kendini Bulgarlara kabul ettirmek istiyor, saldırgan bir siyaset izliyordu. Büyük Bulgaristan'ı kurmak, İstanbul'a girerek Ayasofya'da ayin yapmak gibi hedefleri vardı. Ferdinand'ın savaş ilanı bildirisindeki Slavlık ve Hristiyanlık vurgusu dikkat çekiciydi. Bildiride en tepede Bulgar Çarı Ferdinand'ın resmi, sağda ve solda Bulgar komandanlarının fotoğrafları vardı. Bu savaş bildirisi Bulgaristan'da bütün duvarlara, meydanlara asıldı. Bulgarlar hitabıyla başlayan savaş ilanında Çar Ferdinand kan ve din kardeşliği, yani Slavlık ve Ortodoksluk vurgusu yapıyor, haçın hilale galip gelmesi için Bulgarları silah başına çağırıyordu. Türkiye'deki kan ve din kardeşlerimizin Hristiyan halkın kurtuluşunu sağlamak için silaha sarılmaktan başka çare kalmadı. Türkiye'deki Hristiyanların haklarını savunmak için savaş ilan edildiğini Bulgar milletine bildiriyorum. Yiğit Bulgar ordusuna Türk toprağına doğru yürümesini emrediyorum. Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ orduları da ortak düşmana karşı dövüşüyorlar. Haçın hilale, özgürlüğün istibdada karşı olduğu bu savaşta adalet ve ilerleme taraftarlarının sempatisi bizimle beraberdir. Bulgar kralı AB Rusya'ya şükranlarını sunmayı da ihmal etmiyordu. Cesur Bulgar askerleri atalarının kahramanlıklarını ve önderleri olan kurtarıcı Rusların sancağını hatırlayarak zaferden zafere koşacaktır. Savaş için hazırlanmış bir posterde ise Bulgaristan kraliçesi bir elinde kalkan taşıyor, diğer elindeki kılıçla bir Türk'ü öldürüyordu. Diğer Balkan devletleri gibi Bulgaristan'da saldırgan bir milliyetçilikle ve askeri modernizasyonla savaşa iyi hazırlanmıştı. Bulgar ordusu, bilhassa Bulgar ordusu Almanlar tarafından eğitilmiş bir orduydu. Hatta birçok askeri uzman diyorlardı ki yani disiplin ve kuvvet açısından Alman ordusundan sonra ikinci ordudur Bulgar ordusu diyorlardı. Tabii burada ufak bir ordu bu sonunda, yani Fransız ordusundan daha kuvvetli bir ordu değil ama disiplin ve uygulama açısından kendi ölçeğinde bunu söylüyorlardı. Yani hatta 1908'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan ettiği zaman 19 Ekim'inde bir ara Osmanlı Devleti, yani bir savaş mı ilan etsek fikrini tartışıyor ve burada bütün Alman uzmanlar diyorlar sakın ha öyle bir şey yapmayın. Yani çok ciddi bir bela alırsınız başınıza. İşi diplomatik yolla halletmeye çalışın ki sadece Bulgaristan'a karşı bir savaş söz konusu yani 1908'de. Yani bu Bulgar ordusu çok güçlü bir ordu. Bir kere yani biz hep tabii işte Bulgarlar bizim eski tebaamızdı, nasıl olur da ama yani bu ciddi bir askeri modernizasyon yapmışlar. Çok sayıda insanı çok uzun süre silah altında tutmaya başlamışlar. Ki Osmanlı da bunu yapıyordu fakat dediğim gibi isyanlar nedeniyle bu devam ettirilemiyordu. Askerler tezkere isteyip isyan ettikleri zaman bunların çoğu tekrar gönderilmek zorunda kalıyordu. Bulgaristan'daki milliyetçi militarist modernleşme, kargaşa içindeki Osmanlı Devleti'nde moral bozucu etki yapıyordu. Balkan Savaşı'na Batı cephesinde yarbay olarak katılan Fevzi Çakmak, Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik adlı kitabında bu etki hakkında şunları yazar.
Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı 1910 tarihli askeri harekat planında Bulgar kuvvetlerini dörtte bir fazla hesaplamış, Batı Ordusu Komutanlığı Bulgar seferberliğini iki kat daha hızlı görmüş, gerçekten karşımızda küçük Almanya varmış gibi herkes kuşkuya kapılmıştı. Bu askeri propaganda ne yazık ki moralimizi bozmuştu. Bulgaristan, Balkanlarda hızlı modernleşme ve militarist milliyetçilikle önemli bir askeri güç haline gelmişti. Bulgaristan'ın son derece hırslı ve enerjik savaş hazırlığına karşılık Osmanlı Genelkurmayı tereddütler içindeydi. Osmanlı ve Bulgar orduları çarpışmaya başladığında Osmanlı komuta kademesinde hala taarruz mu savunma mı tartışması yapılıyordu. Başkumandan vekili Nazım Paşa'nın taarruz emri 20 Ekim gecesi Trakya ordusu kumandanı Abdullah Paşa'ya ulaştı. Abdullah Paşa gönülsüz de olsa taarruz emri verdi. Trakya'daki 4 Osmanlı kolordusu bütün Bulgar mevzilerine taarruza geçti. Başlangıçta üstünlük Türklerdeydi. Bulgarlar biraz geri çekildi. Oysa Bulgar tarafı yanıltıcı stratejiler hazırlamıştı. Savaştan önce Bulgar Genelkurmayından yapılan açıklamalarda defalarca asıl hedeflerinin Edirne olduğu, Edirne için gerekirse 100 bin asker feda edebilecekleri vurgulanmıştı. Halbuki Bulgarların en güçlü ordusu olan General Dimitriev komandasındaki 3. ordu, Osmanlı istihbaratına takılmadan İstranca dağlarını aşarak Mahmut Muhtar Paşa komandasındaki 3. orduya yandan saldırdı. Mahmut Muhtar Paşa'nın ordusu Dimitriyev'in ordusuna mukavemet edebilir, hatta püskürtebilirdi. Fakat ani bir panik çıktı ve Osmanlı ordusu yağmurlu havada elindeki topları, tüfekleri, mühimmatı bırakarak kaçmaya başladı. Tümen komandanı Albay Cemal Bey'in Sadrazam Ahmet Muhtar Paşa'ya çektiği telgraf başlayan felaketi haber veriyordu. Çarpışmalar devam ederken bütün sağ kanat cephesinde acı acı Allah Allah sesleri peyda olmuş ve arkadan çeyrek saat geçmeden taburlardan birçok askerin perakende bir şekilde geri çekilmekte oldukları görülmüştür. Durum inanılacak gibi değildir. Birkaç taburun düşmana teslim olduğu şeklinde bir söylenti hızla yayılmış, moraller bozulmuş, panik başlamıştı. Mahmut Muhtar Paşa'nın kendisi de yaşanan bozguna bir anlam verememişti. Askeri tarihte herhangi bir sebebi olmadan benzer bir kaçışın başlamasına hiçbir örnek yoktur. Bulgarlar savaşmadan büyük bir zafer kazandılar. Türkler düşmanın baskısına maruz kalmadan sadece kötü hava şartları ve yolların durumu nedeniyle mağlup olarak kaçtılar. Cephe boyunca öyle bir panik yaşanıyordu ki kaçarken karşılaşan iki tabur düşman sanarak birbirini biçti. Savaşta Türk ordusunda bulunan Alman binbaşı Gustav von Hochwacher, kumandasız kendi başına kalan Osmanlı askerlerinin bozgununu şöyle anlatır. Kendi başlarına terk edilmişler. Ayakkabı benzeri bir şeyle çamurun içinde yalpalayarak, ilerleyerek soğuk geceyi sırılsıklam, korunaksız geçirdikten sonra gün doğumuyla tekrar cepheye gidiyorlar. Bir saat ateş altında çarpıştıktan sonra fişeği tükeniyor, Bulgarlar giderek yaklaşıyor. Yağmurda şişen cephane sandıkları ne kürekle ne kasatura ile açılabiliyor. Korkuyu ve ölümü iliklerine kadar hissediyorlar. Her şeyi beraberinde sürükleyen panik böyle başladı. Yolların sanki başı sonu yok, ilerlemek imkansız, dereler taşmış, köprüler yıkılmış, köyler yanıyor. Ve düşman ateşi asker saflarını biçiyor. Bu akınlar halinde kaçış korkunç. İnsan hayvana dönüşmüş ve savaşın tüm iğrençlikleri ve felaketi almış başını gidiyor. Bu sahneleri yaşayan ömrü boyunca unutamaz.
Osmanlı ordusunun paniğe kapılıp geri çekildiğini öğrenen Bulgar Genelkurmayı derhal taarruz emri verdi. Bulgar ordusunun dört kolu 24 Ekim'de Kırk Kilise'ye, bugünkü adıyla Kırklar Eline girdi. Şehirde tek Müslüman kalmamıştı. Katliamdan korkarak göç kafileleriyle yağmur altında, çamurlar içinde İstanbul'a doğru yollara düşmüşlerdi. Tarihçi Richard Hall, askeri yazar Şerif Paşa'nın şu sözlerini nakleder. Kırklareli Osmanlı İmparatorluğu'nun anahtarıydı ve bu anahtar düşmana teslim edildi. Ordu bozgunla kaçarken sayıları 20 bini bulan Bulgar çeteciler savunmasız kalmış köy ve kasabalarda etnik temizliğe başladılar. Müslüman halk kaçan ordudan medet bekliyor, İstanbul'a imdat telgrafları yağıyordu. Ferecik Belediye Başkanı Abdülhamit Bey ile Müderris Niyazi Efendi'nin sadrazama çektiği uzun telgrafta Dimetoka çevresindeki durum özetle şöyle anlatılıyordu. Bir haftadan beri Dimetoka ve civarında ortaya çıkan çeteler oraları ateşe vererek katliam yaparak demiryolu ve köprüleri tahrip etmişlerdir. Bulgar ordusu geliyor diyerek bütün kasaba ve asker ailelerini perişan etmişlerdir. Allah korusun. Şu bir iki gün içinde Dimetoka ve Sofulu üzerine bir kuvvet yetiştirilmezse burada bir tek Müslüman kalmayacağı anlaşılmaktadır. Allah ve Resulullah aşkına tedbir alın. Bütün ailelerle telgraf başında şevketli hükümetimizin cevabını bekliyoruz. Keşan'dan Ali namına Ali, Hayri, Mehmet, Neşet ve Mustafa tarafından sadrazama çekilen telgraf sivil halkın korkusunu yansıtıyordu. Ordunun durumundan istifade eden komitalar katliam ve yağma yapıyor. İslam köyleri 4 saat zarfında imha edilmiştir. Uzunköprü, Havza, Hayrabolu, Babayi Atik, Sofulu ailesi tümüyle buraya göç etmiştir. Çetelerin Keşan'a geleceği anlaşıldığından süratle nizami ordudan kuvvet gönderilmesi, yarına kadar yetişmezlerse göçmen olacağımız ve evlerimizin mahvedileceğini arz ederiz. Ne yazık ki Osmanlı Devleti de ordusu da bu imdat çığlıklarına karşılık verebilecek durumda değildi. Ordu bozgun halinde Lüleburgaz'a doğru çekiliyor ve hatta kaçıyordu. Ordunun çekildiği yerlerde Makedonya Lejyonu denilen Bulgar çeteleri etnik temizlik yaptı. Teslim olan binlerce asker bile Bulgar ordusu tarafından öldürüldü. Gazeteci Leon Trotski bunu duyan Bulgar Kralı Ferdinand'ın İyi ki orada hiç yabancı muhabir yokmuş diye bağırdığını yazmıştır. Buna rağmen Batı basınında esirlerin öldürüldüğüne dair bazı haberler çıktı. Kumanova bozgunu nasıl Batı Rumeli'de felaketin başlangıcı olduysa, Kırklareli muharebelerinin kaybedilmesi de Doğu Rumeli'de yani Trakya'da felaketin başlangıcı oldu. On binlerce muhaciri peşinde sürükleyen Osmanlı ordusu, eldeki cephaneyi, silahları, gıda stoklarını bırakmış en yakındaki Osmanlı şehrine Lüleburgaz'a doğru kaçıyordu. Türkler bütün yiyeceklerini ve askeri malzemelerini bırakmışlardı. Kırklar elinden sonra kullandığımız ikmal maddelerinin aşağı yukarı hepsi Türklerden ele geçirdiğimiz maddelerdi. Kırklar eli bozgununda 12 bin adet 14'lük obüs mermisi, mühimmatıyla birlikte 12 bin mavzer, 60'ı seri atışlı 139 top ve 150 bin adet çeşitli top mermisi Bulgarların eline geçti. Lüleburgaz, Pınarhisar ve Babaeski muharebelerinde 156 vagon mühimmat, erzak, çok sayıda top ve piyade cephanesi de harp meydanlarında terk edilmiş, bunları Bulgar ordusu almıştır. Kaçarken terk edilen sıhhi malzeme o kadar çoktur ki Bulgar ordusu bunları aylarca kullanmıştır. Kırklareli bozgunu etnik temizliğe ve göçe yol açtı. Birinci kol ordu kumandanı Yaver Paşa'nın sözleri mevcut durumu özetliyordu.
Birçok Müslüman köyü cayır cayır yanıyor. Müslüman göçmenler perişan bir halde Lüleburgaz İstanbul istikametine dönüyor. Dönemeyenler düşman ayağı altında çiğneniyor. Bu facialar erlerin ve subayların maneviyatını mahvetmektedir. Doğu Cephesi Kumandanı Abdullah Paşa, Kırklareli bozgunu sonrasında Mahmut Muhtar Paşa'ya bir telgraf çeker. Mahmut Muhtar Paşa hem Trakya cephesindeki 3. ordunun komutanı hem de Sadrazam Ahmet Muhtar Paşa'nın oğludur. Abdullah Paşa, Mahmut Muhtar Paşa'ya yolladığı telgrafta özetle "Babana söyle siyasi çözüm bulsun, elimizdeki bu orduyla..." Kırık çeken, disiplini kalmamış Osmanlı askerlerinin moralleri bozuktu. Hepsi bir yana dağılmıştı. Sivil göçmen kitleleri de Lüleburgaz'a doğru uzun, bitkin, perişan kafileler halinde akıyordu. Bulgar ordusu da yorulmuştu. Bulgar askerleri 2-3 günlüğüne istirahate çekildi. Bu sırada Osmanlı İstihkam Birlikleri Lüleburgaz-Pınarhisar hattında bir savunma hattı oluşturdular. Bulgar ordusu 29 Ekim günü Lüleburgaz-Pınarhisar hattı boyunca taarruza kalktı. Osmanlı ordusu 20 bin asker takviye almıştı. Fakat topçu üstünlüğü Bulgarlardaydı. Bulgarlar top atışlarıyla Osmanlı ikmal ve iletişim sistemlerini çökerttiler. Osmanlı askerinin hiç alışkın olmadığı gece savaşları da Bulgarlara üstünlük sağladı. Çünkü Bulgar ordusunda çok sayıda jeneratör ve projektör vardı. Tarihçi Ahmet Turan Alkan, hayatında ilk defa projektör gören eğitimsiz redif taburlarının gece karanlığında projektör ışığından korkarak paniğe kapıldığını anlatır. Orduda tüfek doldurmasını bilmeyen askerler bile vardı. Silah altına alındıkları gibi cepheye sürülmüşlerdi. Sonuç malum, yine bozgun başladı. İlerleyişini sürdüren Bulgar ordusu 31 Ekim'de Lüleburgaz'a girdi. 23 Ekim Çarşamba, Lüleburgaz istasyonunda durum korkunç. Herkes kaçıyor. Çoluk çocuklarıyla birlikte manda arabalarıyla uzun kafileler halinde hat boyunca veya Tekirdağ'a doğru gidiyorlar. Köyleri yakılmış. Yersiz yurtsuz yollara düşüp kargaşayı daha da artırıyorlar. Fecaat ve sefalet var her yanda. Çocuklar yarı çıplak, kadınlar yalın ayak çamurda yürüyorlar. Bazı subay ve erat vahşiler gibi davranıyor. Ellerinde tabancayla istediklerini zorla yaptırıyorlar. 27 Ekim Pazar. Rum köylerinden birinde konaklayan tüm asker ve subaylar, Rumlar ve köye giren Bulgar askerleri kesmişler. Sadece ceset parçaları, birçok üniforma, tüfek ve cephane bulunmuş. Mahmut Muhtar Paşa bu durumu öğrenince, bütün kadın ve çocukları köyden çıkarttıktan sonra erkekleri vurdurup köyü yakmış.
Bozgunda Osmanlı ordusunun başındaki bir felaket de açlıktı. Trakya'da savaşan Doğu ordusu için günde bir tren dolusu ekmek ve peksimet, un ve pirinç lazımdı. İkmal hatları felç olduğu için bu sağlanamadı. 3 gündür aç kalan askere haşlanmış buğday ve mısır koçanı verildi. Cephe kumandanı Abdullah Paşa da aç kalmıştı. Topraktan çıkartılan bitki köklerini haşlatıp yiyordu. Savaş muhabiri Ashmead Barlett kendisine birkaç kutu konserve verdi de paşa birkaç gün bu konservelerle idare etti. Gazeteci Aram Andonyan, Balkan Savaşı adlı kitabında geri çekilen 100 bin Osmanlı askerinin ekmek ekmek diye bağırarak kırlarda yürüyüp gittiklerini anlatır. İmparatorluk ordusu açlıktan kırılıyordu diye yazar. Kasım ayının soğuğunda, yağmur altında, çamurlar içinde aç ve perişan Osmanlı ordusu Lüleburgaz'da da bozguna uğradı. 3 Kasım'dan itibaren Çatalca hattına doğru geri çekilmeye başladı. Matin gazetesi adına Balkan Harbi'ni izleyen Fransız gazeteci Stefan Lozan da Balkan Acıları Hastanın Başucunda 40 Gün adlı kitabında izlenimlerini şöyle anlatır. Osmanlı ordusu bozguna uğradı. Ordu namına ovada çeşitli yollardan, yolsuz bölgelerden Çatalca'ya doğru akıp giden firarilerden başka bir şey kalmamıştı. Topçular toplarını, cephane sandıklarını terk ediyorlar, levazımcılar erzaklarını bırakıyorlar yahut biraz et yemek için kendi hayvanlarını öldürüyorlar, piyadeler tüfeklerini atıyorlardı. Bunu takip eden bütün bir gün ve gece sırasında 100 bin kişinin felaketi, bozgunluğun üstünde en masum, en korkunç kabusun kanadını görmüştü. Açlık. Süvarilerin gürültüsünü, yaralıların iniltisini bastıran ekmek ekmek feryadı bir ananın bedduası gibi göğe yükseliyordu. Bağımsız süvari tümen kumandanı Cemil Bey, karma karışık bir halde firar eden bir takımın üzerine atılmış, "Niçin kaçıyorsunuz?" diye bağırmıştır. Cevap verdiler. "Kaçıyoruz çünkü ekmeğimiz yok." Osmanlı askerlerinin aç kalmasının en önemli nedeni demir yollarının felç olmasıydı. Ordunun kaçışı sırasında Trakya'daki gıda stokları Bulgarların eline geçmişti. Osmanlı ordusunda disiplin ve kumanda sistemi gibi lojistik de çökmüştü. Askerler dağınık birlikler halinde 8 Kasım'dan itibaren Çatalca mevzilerine geldi. Osmanlı Genelkurmayı şimdi İstanbul'un 30 kilometre batısındaki Çatalca'da bir savunma hattı kurarak Bulgarların İstanbul'a girmesini önlemeye çalışacaktı. Bulgar ordusunun başkumandan vekili General Savov, Sofya'da ateşe militer olan Fethi Bey'e şöyle diyordu. En az 8 ayda ele geçirmeyi hayal ettiğimiz yerlere 2 ayda ulaştık. Bulgar milliyetçilerinin bundan sonraki hedefi Çargrad dedikleri İstanbul olacaktı. Adriyatik'ten Çatalca'ya kadar tüm Rumeli elden çıkmış, ay yıldızlı bayraklar inmişti. Kırklar eli düştüğünde Lüleburgaz'a sığınmış olan Müslüman ahali, şimdi Lüleburgaz'dan Çatalca'ya, İstanbul'a sığınmak için yollara düşmüştü. Balkanlar kan içinde kalmıştı. Bulgaristan ordusu din ve kan kardeşliği adına heyecanla savaşırken Osmanlı ordusu niye kaçıyordu? Bu ordu Plevne'deki kahraman ordu değil miydi? 1897 yılındaki Türk-Yunan savaşının muzaffer ordusu değil miydi? Nasıl böyle utanç verici bir bozguna uğramıştı? Balkan Harbi'nde savaşan Osmanlı ordusu İstiklal Harbi'nde savaşan asker gibi savaşmıyor. Yani birçok yerde arkada bakmadan silahını atıp çekiliyor ordu. Yani öyle mesela sahneler naklediliyor ki yani ordu nereye kaçacağını bilmiyor. Kur'an'dan bir sayfa açıyorlar.
Diyorlar ki bakalım tefaülle böyle düşünelim yani Kur'an'da ne yazıyorsa ona göre bir sağa mı gidelim, sola mı gidelim. Yani böyle bir durumda Osmanlı ordusu ve birçok yerde direnebilecekken de direnmiyor. Askerler subayların sözlerini dinlemiyor. Dehşetli bir disiplinsizlik var. Subaylar arasındaki kavgalar var. Balkan orduları ve toplumları milliyetçilikle motive olurken Osmanlı ordusundaki idealsizliğin sebeplerini gelecek bölümlerde inceleyeceğiz. Bulgar ordusunun İstanbul kapılarına dayanmasına yol açan işte bu idealsizlikti. Ve şimdi Çatalca'da Büyükçekmece ile Terkos gölleri arasında kuş bakışı 30 kilometre uzunluğunda bir savunma hattı, bir cephe kurulmuştu. Bu cepheye yakındaki İstanbul'dan sevkiyat yapılabiliyordu. Artık askere bir tas sıcak çorba verilebiliyordu. Ordu mevcudu 125-130 bine çıkarılabilmişti. Kırklareli ve Lüleburgaz muharebelerinde 70 bin tüfeğe sahip olan ordunun elindeki silah sayısı 120 bini bulmuştu. Üstelik başkentin, İstanbul'un düşebileceğini anlayan askere bir gayret de gelmişti. Daha iyi savaşmaktaydı. Fakat Çatalca'da beklenmedik bir felaket ortaya çıkacaktır. Kolera. Balkan Savaşı'nda önce Türklerde, ardından Bulgarlarda en büyük katliama kolera neden oldu. Koleranın neden olduğu yıkım öylesine büyüktü ki, Fransız Le Petit Journal gazetesi kapak yaptı. Mahmut Muhtar Paşa savaştan sonra kaleme aldığı kitabında, "Ordumuz Çatalca hattında Bulgar'dan daha tehlikeli bir düşmanla karşılaştı. O da koleraydı," diye yazar. Alman binbaşı Hochwacher ise gördüklerini şöyle anlatır. "Ne kadar çok hasta ve can çekişen var. Zavallı insanlar simsiyah olmuş. Her yerde ölüler yatıyor. Hayalet gibi korkunç bir salgın. Açlıktan yere yığılanları kolera hastası sanıyorlar. Adamın ölüp ölmediğini kontrol etmeden kireç kaymağını üstüne serpiyorlar. Kireç göz çukurlarını yakıyor." Fransız gazeteci Stefan Lozan da yaşanan felaketin tanığıydı. "Büyükdere Vadisi'ni geçtim. Belgrad ormanına girdiğim vakit uzun bir Türk kafilesine rastladım. Orada bir Türk müfrezesi vardı. O sırada gözlerimin önünde öyle bir facia cereyan etti ki ömrüm boyunca unutamayacağım. Gördüğüm kafile ne yaralılardan ne de hastalardan meydana gelmişti. Tam anlamıyla beşeri bir enkazdan oluşuyordu. Hepsinin vücut ve yüzleri ızdırapla kasılıp kalmıştı. Hepsi acınacak bir halde adeta kendilerini sürüklüyordu. Bir kısmını hemen hemen arkadaşları götürüyor, bazıları yük arabalarına uzanmış ölülerle karışık gidiyordu. Bu zavallılardan yükselen hıçkırık ve hırıltılar feci bir ortam oluşturuyordu. Can çekişen bu topluluğun arkasında çamurlu izler boyunca gömülmemiş insan kalıntısı kuleleri gördüm. Bağırsaklarını dışarıya, toprakların üzerine saçıyorlardı. Beni götüren şoför ilk bakışta işin ne olduğunu anladı. Bana doğru eğildi. Rengi uçmuştu, mırıldandı. Efendi, bunlar koleralılar. İnsan vücutlarının çürüyüşünü seyretmek, binlerce canlının içleri boşalırken bakmak, işte buna dayanabilecek bir cesaret olamaz." Tarihçiler kolerayı cepheye Suriye'den getirilen Osmanlı askerlerinin taşıdığını belirtir. Kolera her geçen gün daha büyük tahribat yapacaktır. Gelinen noktada Trakya bütünüyle elden gitmiş, İstanbul bile tehlikeye girmiştir. Fakat Edirne, kuşatılmış bir ada gibi tek başına direnmektedir. Balkan Harbi'nde Trakya'da bir Plevne varsa, o da Şükrü Paşa kumandasında direnen kahraman Edirne'dir. Gelecek bölümde bunu göreceğiz. Edirne direnişi başlı başına bir destan, Edirne'nin düşmesi başlı başına bir felakettir. Öyle ki şehir düştüğünde Yarbay Enver Bey Edirne'yi kurtarmak gerekçesiyle Babali'deki başbakanlığı basıp